Herkese merhabalar. Nefis Yemek Tarifleri mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle kış aylarının favorisi olacağını düşündüğüm şekerli portakallı kurabiye tarifi paylaşacağım. Dilerseniz hiç vakit kaybetmeden bu lezzetli kurabiyelerin yapılışına başlayalım. Öncelikle 1 adet portakalın kabuğunu güzelce rendeleyelim. Ben şu anda 1 adet portakal kullanıyorum ama damak zevkinize göre daha fazla da kullanabilirsiniz. Kurabiye hamuru için karıştırma kabına birinin beyazının üzeri için ayırdığımız 2 adet yumurta, yarım su bardağı yoğurt, 1 su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı toz şeker ve 1 paket vanilyayı alarak çırpmaya başlayalım. Dilerseniz bu tarifte sıvı yağ yerine 200 gram tereyağı veya margarin de kullanabilirsiniz. Şimdi karışıma 4,5 su bardağı unun bir kısmını, 1 paket kabartma tozunu ve rendelediğimiz portakal kabuğunu ilave ederek karıştırmaya devam edelim. Kullandığınız una veya diğer malzemelere göre hamurun kıvamı bir miktar değişebilir. Bu yüzden unu kontrol eklemenizde fayda var. Koyulaşmaya başlayan hamura un ilave ederek elimizle yoğurmaya devam edelim. Ele yapışmayan bir kıvama gelen kurabiye hamurumuz artık hazır. Hamurdan parçalar kopararak elimizle yuvarlayalım. Bu aşamada kurabiyelerin büyüklüğüne kendiniz karar verebilirsiniz. İsterseniz küçük, isterseniz de büyük kurabiyeler hazırlamanız mümkün. Sadece pişme süresi değişecektir. Yuvarladığımız hamuru önce yumurta akına bulayalım. Ardından üzerine toz şekerle kaplayalım. Ben bu tarifte gördüğünüz büyüklükte 14 tane kurabiye hazırladım. Daha fazla yapmak isterseniz parçaları küçültebilirsiniz veya ölçüleri artırarak daha fazla sayıda kurabiye de hazırlayabilirsiniz. Tüm hamuru şekerle kapladıktan sonra sırasıyla pişirme kağıdı serdiğimiz fırın tepsisine yerleştirelim. Kurabiyelerimizi önceden ısıttığımız 170 derece fırında fansız ayarda yaklaşık 30 dakika pişmeye bırakalım. Pişme süresi fırına veya kurabiyelerin büyüklüğüne göre farklılık gösterebilir. Kontrol olmanızı tavsiye ederim. Sürenin sonunda üzeri hafifçe kızaran kurabiyeleri fırından alalım. İlk sıcaklığı çıkıncaya kadar bekletelim. Gördüğünüz gibi gayet kısa bir sürede hazırladığımız çayın kahvenin yanında keyifle ikram edebileceğiniz lezzetli bir kurabiye tarifi. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Şöyle kurabiyelerimden birinin içinde sizlere yakından göstermek istiyorum. Hem çocukların hem büyüklerin seveceği anne eli lezzetinde nefis kurabiyeler hazırlamış olduk. Şimdiden deneyecek herkese afiyet olsun. Yorumlarınızı, fotoğraflarınızı her zaman bekliyor olacağım. Videoyu vakit ayırıp sonuna kadar izlediğiniz için teşekkürler.